Günaydın. Bugün normalde kışın drone nasıl kullanılır, nelere dikkat etmemiz gerekir ondan bahsedecektik ama her ne kadar Ocak ayının şu anda 6'sı mı? Bakayım abi. 7'si mi? Yani her ne kadar şu an normalde kara kış, kıyamet olması gerekirken dünyanın ayarlarıyla oynayıp tarafına koyduğumuz için sosyal mesajlar. Aynen. öyle olduğu için hava şu anda çok sıcak. Ben yine ara sıra kışın nelere dikkat etmeniz gerekir ondan bahsederim ama eminim bununla ilgili daha sonra detaylıca güzel bir video daha hazırlarım. Kışın avantajları. Şu anda çok uzak yerlere gidiyoruz yine. Her zaman uzak yerlere gittiğimiz için. Yani bu olay şey değil çünkü bazen internette okuyorum böyle her cihaz alan kişi aldığı gibi evinin önünde falan uçurmak istiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yalan yani. Hani yapmamanız gereken bir şey. Zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün mevzuatına göre de yasak. Yasaktan ziyade zaten tehlikeli bir şey. Çünkü senelerdir bu hobiyle uğraşan bir sürü insan var. Yani özellikle uçaklarla, helikopterlerle, yani bu multikopterler bu kadar ünlenmeden önce çok kişi uçuyordu. Yani 30 senelik belki de bir geçmişi var. Onlar sürekli şeylere gidiyordu. Şehir dışındaki belirli alanlara gidiyordu. Bir tanesi İmuk zaten biliyorsunuz sürekli İmuk tarafında uçuyoruz. Bugünse Hezarfen Havaalanı'na gideceğiz. Oranın yakınında veya Hezarfen Havaalanı'nda bilmiyorum daha tam ona karar vermedik çünkü hiçbir yeri görmedik ama. Sol taraf çok iyi. Aynen dönüşte falan işte hani oralara da bakabiliriz diye demiştim. Şimdi de işte Hezarfen Havaalanı'na gideceğiz. Eğer merak eden varsa o da yine çok uzak. Öyle yani hani bu hobiyle böyle ağzınızın tadıyla hani daha doğrusu hani hem kimsenin rahatını bozmadan hem kendi rahatınızı bozmadan düzgünce ilgilenmek istiyorsanız bu tür böyle uçuşa ayrılmış şehrin dışında insanlardan uzak yerlere giderseniz gününüzü dolu dolu ve güzel geçirirsiniz diye düşünüyorum. Evet. O zaman slime yapalım. Slime dedim. İşte ünleniyorlar hep slime yapıp videolarda. O neydi? Saçma şeyler işte oğlum. Çocuğun. Manyak. Oo, şu yol nereye gidiyor acaba? Abi buralar nereler? Buralar ateş ediyor buralar ya. Anlama ya. Ha? Anla. Ekili mi? Ekili. Değil mi? Genel olarak yani. Bak abi deniz bile şurada ya. Yine beni bekleyen sular, göller. İşte ne öyle şey var? Bekliyor oğlum. Allah. O kadar net diyemiyoruz ki. Net de şuna. Buraya dinlediğim masalları koyayım ben. Ha? Bana diyor. Şarkısı var mı? Japon turist gibi olduk lan bırak. Vallahi öyle. Oha gerçek uçak var orada. Evet. Lan netle hadi. Ay senin. Heh. Eyvallah abi. Daha fazla şuraya. Oo. Zaten öyle geldi. Aynen öyle. Aha vallahi içinde insan var ha. Helal olsun size be. Uçun be. Bunları takip yapsak bizi oyarlar mı? Lan manyak mısın? Ben o riski almam. Lan taşak geçiyormuş. Çok güzelmişsin be Hezarfen. Şimdi geldik fıstık gibi mekana. Şöyle göstereyim size. Bugün ilk kez böyle bir değişiklik yapmış olduk. Aslında hoş bir değişiklik oldu. Yani Hezarfen Havaalanı'ndayız ama havaalanında uçaklar uçuyor. Şeyde de burada da bir tane off-road pisti var. Şöyle gördünüz. Bugün off-road pistinde kimse olmayacakmış yani off-roadcu olarak. Biz de pisti şuraya kuracağız. Şurada hatta bir tane off-roadçulardan kalma güzel bir gate de var. Bu sefer yakında su falan yok diye gördüm. Yani umarım bugün
bugün uçabileyim diyorum. Kaç aydır uçmuyorum yemin ederim. Yani şu son final yarışından beri adam gibi uçamadım. Neyse bakalım. Bu arada şey çok güzelmiş ha. Böyle hani bu iş için yapılmış bir yer ya burası. Şurada işte masalar, elektrik hepsinin olması güzel bir artı. Normalde çünkü tarlanın ortasına her şeyimizi biz kendimiz kurduğumuz için. Ama çok güzel yer ya. Şurada bakın deniz bile var. Öyle. Bakalım umarım gün güzel geçer. Pist çok güzel oldu. Şimdi lensleri de taktım. Son hazırlıklar. Kalan şey. Şurada spark da var. Spark'ı da uçururuz artık burada. Pisti şöyle genel yukarıdan gösteremem. Gerçi birazdan şu yukarı çıkarım orada gösteririm ama. Şeyle birlikte pisti kurduk. Hani hem bu... Burak. Pardon videomu çekiyorum. Eyvallah. Sor abi. Ya bir gözlükte göstermem lazım. F4'e geçip bakman lazım. Tamam 2 saniye konuşacağım bitireyim bakayım mı? Olur abi. Şimdi işte abi, pisti şeyle birlikte hani bu ne denir arazi pistiyle birlikte giden bir şekilde yapmaya çalıştık. Umarım hani güzel uçarız da pisti görürsünüz. Değişik bir pist oldu güzel bir deneyim olacak gibi. Bakalım. Çok güzel abi düz devam sağa dön. Aynen böyle devam et. İçinden geç arkasından gir. Çok güzel. Köprü altı. Bak çok güzel abi. Aynı böyle. Sağa döneceksin hemen geçince. O köprü altından bugün bütün gün geçersek biz level atlamış şekilde ona döneceğiz. İşte geçeceğiz o yüzden abi. Geçilecek. Çok güzel bak. Neyse ben bir şey demiyorum. Evet. Şimdi sonunda ilk kez kazasız belasız tur atladım. Güvendiğim dağlara tabii ki kar yağdı. Esas yarış cihazımda nedense bir sorun oldu yine. Öyle sorunlar. Sorunsuz keyfi çıkmıyor. Ya bazen aslında abartıyorum bakmayın yani öyle tonlarca sorun falan filan olduğu yok ama. Yani acayip keyif alıyoruz işte böyle olduğu sürece. Bir sıkıntı yok. Çok güneş var tepeme. Şimdi biraz da siz güneş yiyin. Rüzgar şöyle denizden bu tarafa doğru esiyor. O yüzden şimdi şurada bir split S var. Ya şimdi şu ilk gördüğünüz şu gate'den girip sonra arkasındakinin arkasından giriyoruz. Orada o yüzden buradan çıkarken arkadan split S yapınca rüzgar fazla geldiği için karşı taraftan bir sıkıntı olabiliyor. İşte onlara göre hani ayarlamak lazım her türlü şartı hazırlanmak amacıyla. Şurada gördüğünüz Adanian Power. Bir şey söyleyeceğim. VTX03. Başka da bir şey demiyorum. Abi ben video verici olsun, taştan olsun. TS5823 benimkisi. Bu arada şurada da dünyanın en seksi pilotlarından Batu Erilkun. Butterfly FPV. Butterfly FPV. Neyse. Şurada Cem abi ve Mikrosu. Turtle FPV de yollarda. Şimdi Cem abi'de bir mikro var. Daha henüz kanalda çok bahsetmedik bu şeylerden ama HD yayın yapılabiliyor. Aslında şey de Volkswagen Arena yarışında göstermiştim ama onun detaylı şeyi olacak yakında. Hani HD uçmak isteyenler için en azından. Bildiğiniz şey Cem abi o mikro 3 inçlik kuada şimdi şey hem Konex sistemi taktı hem sanırım Crossfire falan da taktı. Böyle yardırıyor. Bakın ses zaten belli. Abi yanlış gidiyorsun. Sen. Splitesi atladın.
Şimdi şimdiki uçuştan size nasıl döndüğümü göstereyim. Demek ki quadlar iki pervaneyle de uçabiliyormuş. Şöyle seke seke geldik işte. Kontrol kartı ne? Neyse, keyifli. Kontrol kartı Kakuta F4. Ya. Beta flight. Şimdi günün yine sonuna geldik. Biliyorum ki... önümde quad varmış. O ses ne? Şimdi günün yine sonuna geldik. Kışla ilgili evet pek bir şey anlatmadık. Başta onu anlatacağım söyledim ama kışla ilgili ben evde size daha düzgünce anlatabileceğim bir ortam olduğunu da şey yapayım. Biz çok güzel oldu. Keyifli uçtuk falan ama işte günün sonunda yine hasarlar, şunlar bunlar. Şuradan mesela ne hasar var? Şunun bir tane ESC'ye gidik. Şunda sorun ne bilmiyorum. Helix güvendiğim dağlara kar yağdı yani onu bilmiyorum. Şu canım benim. Bunda bir sorun yok Allah'tan. Şunda da o köprüye girdim. Şurada henüz bir sıkıntısı yok. Neyse ben şimdi bir freestyle tur uçayım. Sonra görüşelim. It's all in my head. 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 This ain't about you. It's all in your head. You hear him talk.
Ne? Of çok soğudu hava ha. Evet tabii yolu yasakladılar bize ya. Toplanıyor musun? Ne yapayım? Toplu.